Öğretmenim kanalından herkese merhabalar. Evet sevgili çocuklar yeni yılın ilk dersinde sizlerle birlikteyiz. İlk ders olduğu için sizlere kısa bir hatırlatma yapacağım. Sevgili çocuklar bu sene sizlerle akıllı ödev yapacağız. Yani sizlere göndermiş olduğum PDF'leri, soruların çözümlerini derslerimizde yapacağız. Sizler de o size göndermiş olduğum Telegram sayfamız üzerinden göndermiş olduğum o PDF'lerin üzerindeki kare kodları okutarak bu derslere, bu videolara ulaşabileceksiniz. Birazdan detaylarını göreceksiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Sizden istediğim bir şey, her zaman olduğu gibi beğen butonuna basmanız daha fazla öğrencimize ulaşması açısından Bugün ne göreceğiz ilk dersimizde? İlk olarak 3 basamaklı sayıları göreceğiz. 3 basamaklı sayıları nasıl okuruz, nasıl yazarız? E tabi bazı püf noktaları, tuzakları var. O tuzakları da göstereceğim. Ve abaküste gösterme. Özellikle yeni nesil sorularda abaküs soruları çok geliyor karşımıza. Onları yapacağız. Şimdi herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Herkes hazırsa o zaman dersimize başlayalım. Tabii ki şunu mutlaka söylemem gerekiyor sevgili öğrencilerim, değerli velilerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Sizlere bu görmüş olduğunuz çalışmayı ben Telegram sayfamız üzerinden PDF olarak göndereceğim. Sizlerin yapması gereken tek şey şurada bir kare kod göreceksiniz. Sizin elinize ulaşan PDF'lerde şu bayrak yerine bir kare kod göreceksiniz. O kare kodu okuttuğunuzda öğrenci bütün çalışmayı tek tek kontrol edebilecek. Yani siz tek tek ödevleri kontrol edemediğimiz için sınıflarda öğrenci kendi ödevini kendi videosu üzerinden kontrol edebilecek aşkine ya ne nasıl olay bakalım o zaman çalışmamıza başlayalım üç basamaklı soru soruları üç basamaklı sayıları nasıl yazıyoruz nasıl okuyoruz abaküste nasıl gösteriyoruz aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız diyor birinci sayımız 571 yazıyoruz karşısına. 5 100 70 1. Tabii çocuklar sizler bu çalışmayı yapar çıktıları önceden almanızda fayda var. Telegram sayfamızdan tıklayıp hemen indirip çıktıları alabilirsiniz. 2. sayımız 123. 3 ilk kolay dersle başladık giderek zorlaştıracağız derslerimizi. 3. sayımız 7 100 60 5. 3. sayımız 2 100 evet 30. Gördüğünüz gibi sıfır olduğu için birler basamağına bir şey yazmadım. 3. sayımız 102 Evet en çok karıştırılanlardan birisi. Ortada gördüğünüz gibi bir sayı olmadığı için orayı ne yapıyorum? Geçiyorum. Yani orayla ilgili bir şey söylemiyorum. Sonraki 7 107. Nasıl yazdığıma da dikkat edin sevgili çocuklar. Hepsi ayrı ayrı yazılıyor ve hepsinin ilk harfi büyük yazılıyor. Sonraki sayımız 3 100 65 60'ın nasıl yazıldığına dikkat edin sevgili çocuklar. Sonraki sayı 9 100 4 Yine onlar basamağında hiçbir şey olmadığı için daha doğrusu sıfır olduğu için onlar basamağına bir sayı söylemiyorum. Sonraki sayımız 8 100 88, evet yazıyla yazdım. Son olarak en son sayım ise 500 diyorum. Bu kadar kolay işte sevgili çocuklar. Bir sonrakinde ise okunuşları verilen doğal sayıları rakam kullanarak yazınız diyor. Yani şu şekilde. 372 nasıl yazılıyor? Hemen yazalım. 372. Bir sonraki. 632. 6132. 3. sayımız 715. 715. Sonraki 386. 386. Bir sonraki 505. Dikkat edin çocuklar. 505. Bakın onlar basamağı için bir şey söylemediği için bu şekilde yazılıyor. Bir sonraki 901. 901 diye yazılıyor. Devam edelim 901'den. Bu arada sizler de öncesinden çözüp sonrasından benimle birlikte kontrol etmenizi tavsiye ederim. Gerektiği yerde dondurun, çözün, sonra devam edin. 105. Hop yazdım. 105. Bir sonraki. 883. 883. Gördüğünüz gibi yazdık. Evet bir sonraki 340. 340 e başka bir şey söylememiş o zaman 0 koyuyorum 340 sonuncusu ise 999 evet, sonraki derslerde göreceğiz 3 basamaklı en büyük sayıdır aynı zamanda bu peki devam ediyoruz şimdi abaküs sorularına geldik abaküs soruları çok güzel sorular çok eğlenceli sorular abaküste verilen 3 basamaklı sayıların okunuşlarını yazınız diyor Şimdi bakın bakıyoruz. Burası yüzler basamağı, burası onlar basamağı, burası ise birler basamağı. Evet, basamak değerleri ve bunları sonraki derslerimizde daha detaylı göreceğiz. Bakıyorum çocuklar, yüzler basamağında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Dolayısıyla 9 100. Önce rakamla yazayım şu yukarıya. 900. 1 2 tane var burada. 20 bir tane var burada. 1. Yani yazalım karşısına. 9 100 20 1. Evet 921 yazan öğrencilerim doğru yazdı. Bir sonrakine bakalım. Evet, şuradaki abaküsümüze bakalım. Birinci de, yani yüzler basamağında 4 tane var. Burada 0 tane burada 2 tane var. Yani ne diyoruz buraya? 4 100 2 diyoruz sevgili çocuklar. Bunu 402 olarak yazanlar doğru yaptı. Şu an ödevlerinizi kontrol ediyorsunuz. Aynı zamanda konu soru çözümüyle konuyu pekiştiriyoruz. Bir sonrakinde bakın yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var yine. Burada 2 tane var. Burada 0 tane var. Yani 9, 100, 20 diyoruz. Burada da 920 oluyor. Peki. Hadi bir sonrakine dönelim. Konunun uzunluğuna, kısalığına göre bizim de ders anlatımlarımız yarım saate kadar çıkabilir. Ama bu konumuz çok kısa bir konu olduğu için, bir giriş konusu olduğu için bitecek erkenden. Bu arada beğen butonunu bir kere daha hatırlatalım sevgili öğrencilerim. Niye hatırlatıyorum? Bu derslerin daha fazla öğrencilere ulaşmasını istediğim için hatırlatıyorum. Sorumuza geldik. Aşağıda verilen doğal sayıları abaküse yerleştiniz. Nasıl yerleştireceğiz? Sayıya bakıyorum. 235 yazıyorum hemen. 235. Sonra da bunları abaküse yerleştireceğim. Birler basamağından başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane birler basamağında var. Onlar basamağında 3 tane var. 30 olduğu için ve yüzler basamağında 2 tane var. Yani 235'i yapmış oldum. Hemen yanındakine bakalım. 142. 100 42 yazdım. Peki 142'yi yerleştirelim şimdi. Yine birer basamağından başlayacağım. 2 tane burada. 4 tane burada var. Tabi dikkat istiyor kolay ama dikkat isteyen bir etkinlik. Evet, yüzler basamağında da bir tane var. Yüz dediği için. Ve şimdi de diğerlerine bakıyoruz. 303 yazalım. 303. Ne, nasıl yapılıyor çocuklar bu? Öncelikle nasıl yazıldığını gördük. Şimdi Birler basamağında 3 tane, onlar basamağında hiç yok, yüzler basamağında da yine 3 tane boncuk çiziyorum ve 303'ü görmüş oluyorum. Sonuncusu 560. Nasıl yazılıyordu? 560 şeklinde. Peki nasıl yapacağız? Birler basamağında hiç boncuk yok, onlar basamağında 3 tane değil, 6 tane boncuk var ve yüzler basamağında ise tam 5 tane boncuk var. Evet sevgili öğrencilerim, ilk dersimiz olduğu için ve kolay bir ders olduğu için kısa bir ders yaptık sizlerle. Akıllı ödev uygulamasına sizlerle devam edeceğiz. Önümüzdeki bu yıl içerisinde akıllı ödevde şurada tam bir karekot oluşacak dedim ve şu anki dersimizin ve size gelecek olan PDF'lerin yani çıktısını alacağınız soruların video çözümlerini tam şurada göreceksiniz. Sizin zaten o haliyle gelmiş olacak. Üçüncü sınıf etkinliklerimiz devam edecek. Sizden istediğim bir şeyi tekrar söylüyorum. Bu yayınların daha fazla öğrencimize faydalı olabilmesi için değerli öğrencilerim, kıymetli velilerim, meslektaşlarım daha fazla öğrenci ulaşabilmesi açısından YouTube'un algoritması gerekiyor. iki şey yapmanız gerekiyor. Birincisi beğen butonuna basmanız. İkincisi ise abone olmanız gerekiyor. Tabi yorumlar kısmına da düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Biz bu sene boyunca akıllı ödev uygulamasıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.